Slav ırkı? Sadece orada mı? Hani Ruslar Slav ırkı mı veya Ukrayna, onlar Slav ırkı mı? O konuda şu an şey kafamda birkaç soru işareti var. Serdar, bir kere şundan çok emin olun. Bu herkesin karşılaştığı bir bilgi de değil. Benim için de yeni bir bilgi. Tesadüfen birkaç hafta öncesinde falan gördüm. Evet, yani o ana kadar Yugoslavya bu anlama mı geliyormuş? Evet. Dedim. Slavlar ülkesi olduğu kesin. Fakat o Slavlar işte, ülkesinin işte hangi kısmı? İşte. Yugo aslında ne demek? Büyük i̇şte. Mü, genç mi, kuzey mi, güney mi? Yugo. Telefonda bilecek birisi var mı? Arkadaşım var da bunu bilebilir mi? Telefonda yani en azından denerim. Telefonda denerim en azından. Yani yapabilecek çok fazla. Şu an dediğim gibi Slavlar ülkesi kuzey. Yani kuzey Slavlar ülkesi biraz da yani böyle yakın geliyor. Çünkü Slav ırkı dünyaya da dağılmıştır diye tahmin ediyorum. Öyle yani aklımda öyle kalmış. Nereden kaldığını da onu da bilmiyorum. Bir yerden okurken büyük bir ihtimal. Telefon joker hakkımı kullanayım. Kullanıyor musunuz? Kullanayım. Kimi arayacağım bilmiyorum ama. Evet. Jokerlerinizi tanıyoruz. Merve Kabasakal, İbrahim Melik, Seçil Güneş Kaya. Şimdi Seçil edebiyat öğretmeni. Tarih arası. İbrahim Bey. İbrahim Bey meslektaşım ama genel kültür iyidir. Belki bunu bilebilir. Merve de ben İbrahim Eli'yi aramak istiyorum. Yakınınız nedir meslektaşım? Arkadaşım, dostum. Yani kazadan sonra sağ olsun beni hiç yalnız bırakmayan arkadaşlarımdan biri. Her daim yanımda oldu. Yani güvenirim kendisine. Serdar Bey, mesleğiniz neydi? İlaç firmasında çalışıyorum. Tıbbi mümessilim. Tabii kazadan sonra her şeyi sil baştan tekrar aldık. Eğitimlere gittim, kendim çalıştım. Hatta hastanede şey yaparken benim çalıştığım ilaç grubunu getirip koydu. Dedim bunları da içeceğim herhalde. Dediler sakın bunları içme. Hemen ayırdılar kenara. Tamam dedim, bunları içmiyorum. Şimdi tekrar mesleğe başladınız mı? Tekrar mesleğe başladım, çalışıyorum. Tebrik ederim. Sağ olun. Tebrik ederim. Bütün her şeyi tekrardan öğrendik. Yani her şeyi demeyeyim. Yani ilaçlarla ilgili. Muhakkak eksikler vardır da şu an işinizi yürütebiliyorsunuz. Evet. İşimi yürütebiliyorum şu an. Hani eğitimlere gittim, kendim çalıştım derken tekrar başardım. Evet, gerçekten bu yüksek azim isteyen, büyük emek isteyen, çok çalışma isteyen ve aile desteği isteyen bir şey. Sağ olun. Arkanızda böyle güçlü bir eşiniz olmasa tek başınıza yapmak da çok zor olurdu herhalde. Çok zor olur. Yani büyük ihtimalle yapamazdım. Hani yapamazdım. Tek başıma, tek başına bir insanın bunu yapabilmesi imkansıza yakın. Çok zor bir şey değil mi? Evet, imkansıza yakın. Yani arkanızda illaki bir destekçinizin olması lazım. Çok sağlam bir destekçinizin olması lazım. Bu da ancak sizi seven bir insan yapabilir. Evet. Başka kimse yapamaz. Ne kadar güzel. İbrahim Bey, iyi akşamlar. Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsınız? Teşekkür ederim Kenan Bey. İyiyim, sizi sormalı. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Yarışmacımız... Yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yarışmacımız Serdar Mete, sizce kaçıncı sorudadır? Bence 8. soruda da takılmış olabilir. 8. soruyu da geçti Serdar Bey. 9. soruda takıldı ve size danışmak istedi. İyi, başarılar diliyorum. Umarım istediği sonucu elde eder. Umarım. İbrahim Bey, Serdar Bey şimdi size soruyu okuyacak. 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Hazırım Kenan Bey. Buyurun. 1990'lı ve 2000'li yıllarda dağılan Yugoslavya'nın adı ne anlama gelmektedir? Yugoslavya'nın adı ne anlama gelmektedir? Büyük Slavlar ülkesi, Kuzey Slavlar ülkesi, Genç Slavlar ülkesi, Güney Slavlar ülkesi. Yugoslavya.
Yani Güney Slavlar ülkesi diye biliyorum. Güney Slavlar ülkesi. Evet. 1990'lı yıllarda. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başarılar. Tamam. Kuzey değil, güney değil. Yani İbrahim'e güveniyorum ben. D, Güney Slavlar ülkesi. Artık son kararım. Oh.